sizlerle 15 yılında çıkmış KPSS soruları çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım mı? Başlayalım. Birinci soru, insanların hayatlarında avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdükleri mağara ve kaya sıkıntılarında yaşadıkları sonlara doğru ateşi buldukları çağ aşağıdaki çağlardan hangisidir? Orta çağ, taş çağı, eski taş çağı, yeni taş çağı, demir çağı, bakır çağı hangisidir? Ateş bulunmak. Burada önemli şey cümle ateştir. Ateş hangi çağda bulundu? Eski taş çağında değil mi? Cevabımız B'dir arkadaşlar. Ateş bulunduğu için diyor. Mesela orta taş çağında da şey yok. Mağara hayatında yaşamlarda ama ateş yok. Geçelim. 442 yılında Onegesios ile İlek komutasındaki askeri birliklerle bastırılan Akatya isteyen aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde yaşamıştır? Avrupa Hun Devleti, Asya Hun Devleti, 2. Göktürk Kağanı, 2. Göktürk Kağanı, Uğur Kağanı. Şimdi burada önemli kişiler var. 442 yılında değil mi? Asya Hunları hangi yılda yaşadı? Milattan önce 2000'ler, milattan sonra 300'ler. Avrupa Hunları ve Asya Hunları. Göktürk Kağanı 500'lerde kuruldu. Bu Göktürk'lerde. 1. Göktürk 500'lerde. 2'si? 700'lerde değil mi? 700'lerde Beylitaş 630, 680'lerde bulundu. 400-200 yıl sonra Uygur Kağan'ı 840'da. Hatta şeydi, tövbe 840'da yıkılıyordu. 700'lerde, 600'lerde. 700'lerde, hayır 700'lerde. Avrupa Hunları, işte 300-400 arası tam bir kastım. Başka, onu geçiyoruz. Latince isim değil mi? Evet. Asya Hunları da Cenevi Savaşçılar Çinliler. Değil mi? Aynen. Huang Ho, Ho Chin, Pin Bolu. Değil mi? Yang Chi falan için falan şey olur. Hmm. İşte Meng Chien, Fuyang Chien. Öyle anlarmış. İşte Göktürk Kanlı da Asya'da, Uygur Batı Asya'da. Şimdi ne diyor İlek? İlek kimdir? Atilla. Avrupa Hukumdar Atilla'nın oğlu. Şimdi size Asya Hukumdar Mete'nin oğlu kim? İki yok. İki yok da aslında. Fark düşün iki yok olmuş. Şey hani adamlar meselesi var ya. Bahadır'ı göstereceğim, adalacağım. Bu hedefe böyle iki tane ok atmış, ikisi de tek ok gibi girmiş. Sen iki ok attın, senin adına iki ok olsun demiş abi. İşte iki ok olmuş. Yani cevabımız arkadaşlar Avrupa Hun Devleti. Geçelim üçüncü soruya. Asya Hunları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İktidarın belli bir hanedana ait olması. Değil mi? Öte. Tango, Teoman Tango, Kiyok Tango, Adasya'ya girebilir. Teoman Tango, Mete Tango, Kiyok Tango, Hohane, Kiyok Tango, Kiyok Tango. Çünkü şeydi, tam Tango değil de isyan ediyor abisine. Tango, başka yapmıyor. Anladın? Doğru mu? İktidar belli bir hane anlattı. Evet, iktidar belli bir hane anlattı. Ordu düzenlerinin onun sisteme dayanması, onun sisteme dayanır. 10 tane kişi bir araya gelince eğer onluk olur, manga denir. 10 başı, 10 manga bir araya gelince bir yüzlük, 100 başı, 10 yüzlük, 1 başı, 10 olur, 1 başı, 10 tane bir araya gelince ne olur, 10. Ona da 10 bin kişi demedim, onun bir adı var, tümen. Mesela sadece senin 30 tümende saldıracak falan diye. Kaç kişi gelir abi? Güzel. Yani 300 bin asıl 30 tümende senin için. Mesela Fatih Sultan Mehmet Tomray saldırıcılar zaman 30 tümenin bir ordusu vardı. 30 tümenin bir tümenin yeni şey. Devşirme. 29'u. Türk işte var. Tümenin bir tümenin var. Azatlar. Başbozuklar. Yani onlar. Nerede kadar kalmış? Azar. Kaç tümenin kalmış? Buyur. Savaşsız buradan kaç tümenin? Oğlum savaşlar ya. Adam zehirlediler ya. Büyüyor. En son savaş yasak şeyi diyor. Hani en son sefer vardı ya, Üçer Çaylı'da diğer motoru oluyor, İlber Otay zehirlendi. İşte 3 bin kişilik ordusu varmış. Tam sağlayacak, nefta. Bilmiyorum ya zaten ben bir kişiler saldıracağım, bir şeyler yapamam. Bilemiyorum. Zaten bir adam çok sırt tutan bir izlerdi. Hükümdarlar için Tolun Hükümdarlarını kullanmazsa, şimdi Tolun ne dedi? Hani de şey vardı ya, şehir yöneten adama ne dedi? Şehir yöneten adama. Vali. İlçe yöneten adama. Kadı diye olur da kaymakam desen ya. Kaymakam nerede senin kaymakam? Köy yöneten adama muhtar. Ben biz Osmanlı'yı zannettim. Osmanlı'ya karşı kim var şimdi şey yok.
Vali. Muhtar diyor. Kaymakam muhtar. Türk tarihinde de şey vardır. Yavru. Tübe yanlış söyledim. Tanrı değil. Tanrı. Yavru. Tülü. Tanrı sonradan Kaan olmuştu. Kaan yani Hakan. Hakan. Yavru olmaz her şey. Bize işlerin yavru vardır. Bugün devlet kuruyor. Bak işte kardeşi istemiyor diyor ki bak taraf seni de işledi. Bizans'a ilk defa bir şey oluyor mu? Ne zamanı? Nadir. Emirden yapılan aletler kullanılması. Türkler zaten kılıç çiftlerinde. Emir davetli. Demir zaten şeydir. Türk kültüründe dört kutsal şeyden biridir. Ağaç, ateş, su, demir. Türklerde kutsaldır. Eski Türklerde şey diyeceğiz. Yabancı bir büyük çerçeği değil, dışarıya da şey değil, sağlar edilir. Hepsiler bu değil, bir Türk devleti, Türk hükümlerinin sınırında, Türk yurdunun sınırında, sınırında geleceği zaman ateş yakalıp ateşten atılır. Hani ateşin şeyi var değil ya, izleyici gözlerinde. Mesela şey de gördüğünden sonra gördüğünüz zaman, günahkar Müslümanlar ne yapacak? Cehenneme gidip göğe gelecek. Cehennemde ne yapacak? Yana cennemde arıtma tesisi. Cennete girmek için temizlemeye gerek yok mu? Anlayacaksın ki akça seni bir arıtacak. Daha sonra gidelim. Demek ki mesela içi çiğ ye. Ne olur? Midende kurtlama yap. Ateş, at ateşte kavur kızar. Niye? Bir şey olur mu? Niye? Çünkü temizliyor. Anladın mı? Çok da mantıksızdaydı. Yani ilk hüküm var. İlk hükümlerde bilinen ilk hükümler. Belki Teoman'ı bağlamaz mı hükümdar ama biz bilmiyoruz. Cevap bunu arkadaşlar. Cevap geçelim. Kur'an içeriğinin toplanarak yazılı hale getirilmesi aşağıdaki halifelerden hangi zamanda gerçekleşmiştir? Hazreti Ebu Bekir Muaviye, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim kemiklere, işte Ceylan Devleti'ne, Deve Devleti'ne vesaire yazılıyor. Lakin şimdi bu planlı programı bir şekilde yapılmıyor. Ezber'in bir kişi, Falaca sahibi yazıyor. Falaca sahibi veriyor, yazıyor. Demişler ki işte, hani Peygamber Efendimiz'e şey vardır. Azatlı kölesi, Zeyd, Zeyd bin Haris, birisi. Evet. Diyor ki hatta bunu başlıyor, bu sahibine başlandı da yapıyor. Hazreti Ebu Bekir kitap haline getirilmesine önermeyi buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getiriliyor. Ve şimdi ilk bir tane kitap yapılıyor. Hazreti Osman zamanında da 7 tane daha yapılıyor. Şu an böyle Mekke, Medine, Kufe, Basra, Şam, Bahreyn, bir yer daha var, daha altında kalmadı. Oraya gönderiliyor. 7 tane ya. Her 7 belgeye, önemli 7 belgeye gönderiliyor. Cevabımız arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklu saray teşkilatında görevliler arasında yer almaz? Ayyar, silahdar, avdar, şaşmiyet, çömezler. Anlatmıştım zaten ayyar diye bir şey yok. Silahdar, silah yapar, avdar, bilmiyorum, şaşmiyet, çeşit. Yemekler ulaşır, çömezler. Çömezler de yedim. Cevabımız ayyar arkadaşlar. Geç. Karşılaştığımız Moğol ordusu bizi daha düşürerek önce kuvvetlerimizi mağlup etti. Onun üzerinde Sultan II. Kıyasettin esir olmamak için otağını ve hazinelerini harp meydanından bırakarak Tokat'a buralarda Konya'ya kaçtı. Kardeş iki sözler hangi savaşı baktan bir savaşı okumaktan söylemişlerdi. Şimdi savaşlar var. Malazgirt, Selçuklularla savaşı olur. Kimle savaştı? Bizans. Bizans, doğru mu? Kaç yılda? Kaç yılda? 1971. Kim kazandı, biz kazandık. Bunlar biz kazandığında var, biz kaybedip kaçar mı? Selçuklular takmasını bu değil. Malazgirt değil. Damlar kaç yılda yapıldı? 1940. Kime kim arasında? Selçuklularla Kalemler arasında. Kim kazandı? Selçuklular. Bunda Selçuklular kaçardı, kaçamadı. Yastı Çime. Yastı Çime ne şeydi? Selçuklular sonunu yetinmiştir. Kalanlar sonunu yetinmiştir. Selçuklu devletiyle Moğollar arasında, Demirhan devleti arasında Hazrem Şahlar vardı. Tampon bir devletti. Selçuklar bu devleti gidince Moğollar olmuş oldu. Moğollar da gelip bizi yedi. Anladın mı? Yastı Çime kim yaptı? Hazrem Şahlar.
Zaferi devleti bir baraj gibi bir şey olacak. Orta Asya'ya gelebilir. Anladın yani. Başka abi milyon kefi olan 1176. Ya da bunu takmışlar. Işte. Yani nerede yapıldı? Sparta bunu takmışlar. Milyon kefi olan bir şey. Zaten bunu yazdım. Şey işte Türkiye'de ben de bilmiyorum ama. Bunu da yapıyor. Ama şey bu bunu Sparta tarafından da yapıyor. Ve harçtan kırık kırıştan geçiyor. Malibu'dan mesela. Kendiler şeyler göre. Ağırlıklar öyle değil mi? 200 bin kişidir. Oradan kaç bin tane günlere gelip bir tane öyle mi? Geber diyor. Dur, 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 geber diyor. Dur, dur, geber diyor. Yani bir tane kalıyor. Öyle değil mi? Şimdi gelip mesela böyle sıcaklıkları yapmışlardır. Sen ne biliyorsun? Gelip cephede kaç yıl yapıldı? Yaşıyorum. Yemin cephede böyle şey yapmışlar. Hepsi yedirmiş. Kaç yıl yapıldı? 1200'e evet. 243 yılında yapıldı o işi de. Şimdi gazete çekişi nereye kaçmış? Tokat'a. Tokat'a en yakın yerleri Sivas. Sivas'ta yeniliyor. Sivas Kırsa'da şu tarafta öte yerlerdi. Bizim var ediyorlar burada. Buradan eleman başarı bir yakada gazete çekişi. Çekişi yaşıyordu. Savaştan sonra öldürtülüyor. Bunlar öldürtüyor. Adam böyle. Asap tahtasına dolayı doğruyorlar. Bunlar da çekiyor. Savaş olmuş, savaşta ne bileyim, öldürdü de adam. Savaşamamış yani. He, ölmüş. Cevabı üstü de daha savaş yaparsın. Geçelim. On altıncı yüzyılda Osmanlı Devleti'ne Akdeniz'de üstünü sağlayan ve her gün dönemi günümüzde donanma gibi olarak falan olay yaşadıkları da hangisidir? Cerbe'de savaş. Cerbe adası var. Günün Cerbe adası. Cerbe'de Cebel değil, Cerbe Adası. Neyse, İngiliz Seferleri. Kimi zaman yarattı? Kanuni Sultan Süleyman zamanı. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl. Doğru mu? Ama İngiliz Seferleri'nde bir başarısı oldu. Gittik ama gelmişken, Cebel'e de bir savaşı. Kaç yılda yapıldı? Kanuni Sultan Süleyman zamanı 1938. 16. yüzyıl kazandık bir yüzyıl savaşı. Adamlar mal etti, denize koydu. Armadan'dan önce Kırım'ın fiyatı, Kırım şey değil, Badat değil, Vermadan aradı. Kararımızı öğrettik ve savaşlara kalmadık. Beni işte, olay, savaşlara kalmadık. Kırımlar dedi, girerler. Biz size bağırdığında göre yapalım. Gitti, bize bağırdılar. Bize babası fethi. Bu da 1524 yılda kanunun zamanı verildi. Altan süre bir savaş. Ama Pirevere de bir savaşı bir gün sürüyor. Muhalefet de bağırdı. Kavuz, Pirevede cesaret sahibi. Geçelim. 1703'te gerçekleşen Edirne Vakası sonucunda tahta geçen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Mustafa. Dördüncü Mehmet. Dördüncü Mehmet, Deli İbrahim var. Dördüncü Mehmet kardeşi. Deli olması tabi de, hem de değil, çok değişik ama öldürme korkusu yaşadığı için biraz psikolojisi bozuluyor. Anladın mı? Dördüncü Murat. Dördüncü Murat tahtına çıkıyor. Bunu da abisi genç Osman öldürüyor onun içeride. Sonra birinci Ahmet var. Yarı Selim, Beyin Mustafa. Bunların arkası bu tahtına çıkıyor. O da böyle tahta çıkmak istemem. Ben İlge'ye vaat ettim vesaire vesaire. O da tahta diyor. Altan sonra dördüncü Murat tahtına çıkıyor. Bu olaylar İstanbul'a gerçekleşiyor. Birinci Mahmut. Üçüncü Ahmet. Patronu Halil tarafından tahttan indiriyor. Tahttan indirdikten sonra tahttan çıkıyor. Cevabımız 3. Ahmet. Birinci Ahmet'in başarıdakilerden hangisi 1. Murat döneminde gerçekleşen savaşlardan biri değildir. Savaş olacak ama 1. Murat döneminde olur. Sazlı Dere. 1. Murat zamanında Sırsındır. Yeni aynı şekilde. Başka yerlerde olan Kosova var mı? 1. Kosova. 2. Kosova olsaydı o da Murat. Ama 1. Murat değil, 2. Murat zamanında. Birinci Murat, birinci Kosova, ikinci Murat, ikinci Kosova. İkinci çimenlerin Vahat Kutu, Fadet Hanım. Savaşın mevzeliği var. İkinci meydan savaşı, Osmanlılar yaptı, ikinci meydan savaşıdır. Kaya kuşanması bir meydan savaşı. İki şeydir. Burcası Bab Havuz. Türkçesi Koyun Hisarı. Hatta Halil İnancı şeyler. Yani ya Osmanlıların 299'a kurulu. Yalan yok, bilmedi. Osmanlıların tam kurmuş tarihi 20 Temmuz 1302'dir. Çünkü hani Maraş'ı
İslam Savaşı'nda kazanıyor ya, dıştan geçiriyorlar Roma askerleri. Romalar dıştan geçiriyorlar ve işte savaştan önce Osmanlı pek takmıyorlarmış. Savaştan sonra hani işte Bahadır da böyle bir savaşta Gazi'yi hem bir Anadolu beylerini hem de ta işte Macaristan kadarından gelene kadar şeymiş, kabul ettirmiş ama da ondan sonra Osmanlı Beyliği yani kabul edilmiş. Ha gerçekten böyle bir var, beylik var demiş. Ben de tanımıyorum daha da. Yani gerçek 1302 olması gerektiğini savunmuş. Neye de mantıklı yani 1302, 1290 olmaları olmuş. 3 yıl içinde bir tartışma dedi. Evet, tam da mesela 1299 yılında ne olmuş da Osmanlı Devleti bağımsız olmuş dediği için. Ama bu da şey var işte, büyük bir zafer var. İlk defa güzel sorumlusuyla karşılaşılmış. Denize dökülmüş, kuşlar geçirmiş. Osmanlı Gazi'ye yükmemiş, Osmanlı Devleti'ye yükmemiş. Ondan sonra zaten bu savaştan sonra yani doğal olarak sürekli şey değil, Türkmenler değil ya, Karamanlılar değil, Osmanlılar Sadiyanlar gibi savaş var. Osmanlı sağ Osmanlı'na bundan sonra değişik anlamda kullanıyor. Nasıl? Cevabımız mantıklı savaş. Geçelim. Jendi Ark'ın Fransızların İngilizlere karşı vermiş oldukları mücadelede bir direniş sembolü olan tarih sahnesine çıktı. Savaş aşağıdakilerden hangisidir? 100 yıl savaşlar, 30 yıl savaşlar, 7 yıl günler, Waterloo savaşı. 100 yıl savaşı kaç yıldan çıkıyor? 4'ü de 3'ü. Böyle kaç yılda başladı? 116 yılı gördü. 1326 mı? Düşün. İslam tarihinde, Türk tarihinde 116 yıl savaş ilişkileri daha da yükseldi. 10 yıl var, 20 yıl var ama 10 yıl, 116 yıl var. Savaştığınız yok, var mısınız ya da? 30 yıl savaşları, öyle yumra sahneye göre 1600, 12.618, 38 yıl. 7 yıl savaşlar da çıktı 1700'lerde. Güller Savaşı'nda hiç oturduğu savaş şey oturduğu Napolyon'la alakalı. İngilizler Napolyon'u mahvediyorlar. Koalisyon savaşları orada geçer. Napolyon'un o kurulmuş olduğu imparatorluğu esnen hal ediyor, dağıtıyorlar. Cevabımız arkadaşlar Arap Yüzyıl Savaşları. Arap Yüzyıl Savaşı şey kazandı. İngilizler değil Fransa'da kullanıyor, kara savaş olduğu için. Genelde karada geçiyor bir savaş. İngilizler de doğrusu ama genelde karada olmuş. Karada olunca ne oluyor? İngilizler'de bir de üstü Fransa'da karada, ama Fransa'da karada. Geçelim. Geç. 19 Şubat 1919'da İstanbul'da ulema sınıfına mezunu medrese yazarı tarafından bunların ümmetçiliğinin bir yer çıkararak kilavişte mutlak itaati savunan cemiyet aşağıdakilerde hangisidir? Teali İslam, Kürt Teali, Karakol, İngiliz Mülkleri, Wilson Prensipleri. Wilson Prensipleri cemiyeti, bizim için tehlikeli bir cemiyet. Hani Wilson diyordu ya, işte herkes çoğunlukla olduğu yerde devlet kurabilsin. Evlenip diğer Kürtler Hakkari'de çoğunluk, orada devlet kurabilirler. Diğer işte Ermeniler, şeyde çoğunluk, o taraflar devletin ağırlığı var. Orada devlet kurabilirler. Mesela bunlar diğer şeyde çoğunluk, Azer. Buraya da ne görüyor? Şey var ya, Marmara'da bu taraf. Trakya, Trakya işte. O taraflarda çok oralarda bunu devlet kurabilir. Kanada, yani bizim için Türk. Milli çıkarlar için tehlike. İngiliz mülkleri. Bunlar Müslüman geçirilir. Mesela eski bir daha tıpa buna gelir. Dindar. Ama diyor ki, işte İngilizler de taraf olmalı. İngiliz'in yutu olmalı diyor. Anladın? Bu da tehlikeli. İşte Allah diğer kandırmak. Kalkma 5 Tamur olayı oldu ya. Sadece Roma hastalığı romanları da vardı. Karakol cemiyeti şeydir. Ümmetçilikten ziyade milliyetçiliğe yönelmiş bir teşkilattır. Keza aralarında genelde Türk olmayanlar ağlamaz varmış. Genel yönelmiş. Kürt değerli hakkından anlaşılacak üzere bir Kürt devleti ama Müslüman bir Kürt devleti. Kurmaya başlıyor ama bu insanın Kürt devletinin için tehlike. Kurması boşu. Teali İslam. Bu da diyor ki Türk, Kürt, Arap, Rum, Çerçeve, Salamanlar, Şuyru, Müslümansa kardeş. Bu anlaşma. Anladın? E bunlara bir de yetim lider halife. Bunu sağlıyor. Cevabımız Teali İslam cemiyeti. Geçelim 11'e. 12. İkinci Dünya Savaşı'nda giden süreçte Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için Salavat ve Balkan Paktları'nın kurulması, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması, Musul sorunu ile ilgili Ankara'da
antlaşmasını imzalanmasından hangilerini almıştır? Bak şimdi, İkinci Dünya Savaşı sırasında demiyor. Savaştan önce yapmış. Sağda Allah baktığı nedir? 1934'te de yapılan bir şeydir. Türkiye, Irak, Dünya, bir de şey yok mu? Afganistan'da da Afganistan'da 4'te şey yapıyor, takip düşüyor, 4'te takip yapıyor. Bir savaş çıkarsa bir şey olsa bir yukarı olsun. Anladın? Evet. Ben de İran'ın olacağından böyle tamam mı? Hepsine biliyorum ya, yani. Ben çok büyük çok büyük çıkıldım başlıyordu ama Türkiye sözde. Sonra başka ne var? Balkan Paktı. Balkan Paktı'nda kim var? Bulgaristan, Yunanistan, Güney, Romanya. Bu ne diyor? Savaş çıkarsa bir ürünü tutacağız. Gördün mü? Ta Afganistan'dan. Sadece değil. Dışarıda birbirimizi sarılırsa karışmayacağız ama birbirimize sarılırsa sonra... Tamam işte birbirimiz tutma değil mi? Tutmadır. Sınırlar açık güvenli sağlayacaksın. Bir vardır. Bir hangisini yapayım? BBC'de, evet BBC'de, Montre Boğazlar Sözleşmesi. Cevabı yok mu? Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması. Şimdi Montre'de ne oldu Montre'ye imzalanacak? Boğazlar hakkında şey belirli bir komisyon vardı. Montre dedi ki, gümüş komisyonu Boğazlar Türk'ündür. Anladın? Ölümde ve Sovyet'e savaş gemiyle kadar dedi, çıkardı, kadar çıkardı. Ne Amerikan ölümleri şey dedi, kadar dedi. Musul Sovyet'e yine Ankara'da imzalanması da şey dedi. İmzalanmış ama İki Dünya Savaşı'na karşı bir şey yok. O yüzden gibi şey yok, amacı yok. Geçelim. 24 Ocak 1992'de başta Kürt dilinin konuşulduğunu ve Türkiye'de konuşulduğunu olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, ekonomik, teknik, sosyo-kültürel eğitim alanlarında işbirliği yapıp ayrılıp kurmaktaşlar aralıkların hangisi? Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk Kürtüsü Türkler Arabacık Yurtlar Başkanlığı, Türk Konseyi, Kanada Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Tanıtma Vakfı. Ne diyor? Türk dilinin konuşulduğu Türkiye'ye konuşur ülkeler diyor. Şimdi Türk dilinin konuşulduğu ülkeler, Türk dünyası dışında Türk Konseyi diye. Ve aynı zamanda ne diyor? Türkiye'ye konuşuyor ülkeler. Mesela Suriye, mesela Irak, mesela Kürdistan. Anladın? Şimdi bu durumda Türk Konseyi olmuyor. Şimdi ne diyor? Efendime söyleyeyim ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Ermenistan bile var. Aynen. Yani Ermenistan'da bizim aramızda üye Türkiye de var mı? Bu da yapar. Türk Tanrımakları, İndiyalı Vatandaşlar, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, eğitim müdür, sosyal kültür müdür. Şey düşün ya, bir inşaat abi buraya yapacaksın binaya. Ne gerek? İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi de mi yapacağım? Bu abi elektrikleri de yapacaksın değil mi? Elektrik tesisatçısı. Nasıl yapacak? Eğitiyle. Bunlar, bunu şey yapmıyor, fabrika hakkında makineleri kullanacak adamları neyle yapacaksın? Eğitim. Eğitim yani hep eğitim. Cevabı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Geçelim. Avrupa Birliği'nin tek bir paraya ve bu parayla ilgili düzenlemeleri yapma yetkisine sahip özel bir merkez bankasının yolu açma yönündeki adım aşağıdakilerden hangisidir? Masaj, Çiğ, Antlaşması, Roma Antlaşması, Hayat Antlaşması, Helsinki Antlaşması, Paris Antlaşması. Cevabımız A arkadaşlar, anlatmışım da söylerseniz de. Düzenlemeler yok. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kökenli doğal afetlerden değildir? Doğal afet olacak ama atmosfer kökenli. Atmosferde ne var? Hava, hava, su, kamburlu. O tarz şeyler için. Sel. Şimdi kızdırmak taştı. Niye taşa kızdırmak? İş yerinde mi taştı? Şimdi ne oldu? Yağmur yağ. Ne olur? Gönlü sonra şey, derenin yatağı kaldırmaz. Taşar. Sel olur. Çığ. Çığ dediğin zaman nedir? Kim akar? Kar akar. Kar neden değil? Üç yerden bitiyor. Gökten geri koşuyor. Şey de atmosferle alakalı tsunami. Şimdi tsunami ne oluyor biliyor musun? Yani bazıları bir sel değil mesela ama nasıl bir sel? Tsunami'de deprem oluyor. O deprem patlaması şeyden kaldırıyor. Suları cum, Japonya, cum, Almanya. Yani
Fırtına, fırtına da pratik biraz atmosferle alakalı çünkü yağmur olmasa ne olur, toprak kurur, pratik kurur. Öyle yani. Başyedi mesela, buraya ağaçlandırabilirse, Fırat bölge düşün. Düşündün mü? Az yağmurlar vesaire. Buraya ağaçlandırma yapabilirse de orada ne artar. Ne artarsa yağış alabilir. Yağış atar. Yani siz ağaçlandırma yaparak bir alanın yağışı iterini atabilirsiniz. Görmüyor musun bunu? İklimi değiştirebilirsin yani, anladın mı? Bunda bir imkanımız var. Mesela Bozkır gibi değil mi? Şehir sanmaya geçtiği hayvancılar da açıkçası. Her Bozkır'a gitmeye geçtiği çay Bozkır'a yetişmiyor değil mi? Yetişmiyor çünkü. Kıpçak Bozkır'a elinde bakmayın, oralarda çay yok ya. Kimse de ortalarının Bozkır'ıyla Kıpçak Bozkır'ı bildi. Şimdi burada hayvancılık iyi, o da iyi. Niye? Yağmur var. Bir dikkat edersen onlar olmalıdır. Ağacı çok dikersen yani yağmur yağdırtabilirsin. Geçelim. Piyancım olsun, taf olsun, penekle, durun, bir mutlaka verirsen, yukarıdaki şekillerden ayrıca aşılı bir şekildir. Bilgim aşılı oluyor zaten, söylemeye gerek yok. Traverten, denizde var ya komikal traverten, bilgim aşılı bir bilgim. Bilgim verir mi? Niye verir? Bir traverten olmuş. Onun için 5 var mı? 5 aynısında var. Sadece şeyden almış, ayrıca almış, oturdum. Dördü bakan durum dinli. Durumun da büyük bir büyük tüyü değil mi? Aşırı bir alakası yok. Penekten aşırı bir şekilde aşırı bir penekten olur. Taflı. O da aynı şekilde aşırı taflı. Yani bir olmadığına göre cevabımız C2-3. Seçelim. Nüfus sayımları ülkelerin nüfus niteliklerini belirlemesine büyük önem taşır. Ancak birçok ülkelerin nüfus sayımları düzenli olarak yapılmamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uydurma metodu olarak gösterilemez? Bak gösterilemez. Nüfus sayım organizasyonlarının yetersiz olması gösterilir mi? Evet, gösterilir. Evet. Önce de şey diye, güvenlik sistemi olmalı diye. Tam nüfus çıkmıyor, şimdi çıkıyor. Biz ölçümlerinin genç olması gösterilebilir mi? Yeterli altyapı varsa, yeterli organizasyonu varsa, yüz ölçümünün pek önemi olmuyor. Ekonomilerin zayıf olması. Ekonomi zayıf olursa zaten böyle şeylere yatırım yapmazsın. İstikrarlı bir ortamı sağlanması, daha doğrusu kendi söylediğim istikrarlı bir ortam olması, istikrarlı mesela savaş yok. Fakat nüfus mu sayılır, belki bölümler nedir? Uzun yıllar çıkar altına olmazsa, şey düşün. Yok. Nüfus bilmiyor bir tane, tam nüfusunu bilmiyor. Yuvarlak eserler görüyoruz ama tam nüfus bilmiyor. Avustralya tam nüfus bilmiyor. Cevabımız B, geçelim. Kendi soruyu sen okumuşsun. Belki belirli bir ortak yaratırsa kültür ve bütünleştikleri kabul edilerek dünya ölçeğine gelişen tutan bölge ve alanda kültür aletleri olarak anlandırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde aynı kültür aletinde bulunan ülkeler bir arada verilmiştir? A. ABD, Almanya, İsveç, B. İspanya, Brezilya, Kanada, C. Avustralya, İngiltere, Japonya, D. Çin, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Endonezya diyecek. Cevap arkadaşlar A'dır. Almanya, ABD, İsveç'tir. Geçelim, geçelim. Şeraitlerden hangi üçüncü jeoloji zamanda Türkiye'de meydana gelen olaylardan biri değil. Üçüncü jeolojik zamanda olacak, aynı zamanda Türkiye'de olacak. Artık orojenezine bağlı yapılar oluşması sayılır. Şimdi üçüncü jeolojik zamanda, ikinci. Ege ilk karası çökerek Ege denizi oluştu. Orada bir kara vardı, çöktü. Ne oldu? Ege denizi. Mesela orada Tetis denizi vardı. Çok önce ne oldu? Kara yukarı çıktı. Tetis denizi oldu. Yet Anadolu oldu. Anladın? Petrol ve ilgili bir yasaklar oluştu. İngiliz Türkiye'de çok değil değil mi? Olur mu canım Türkiye'de çok yayılıyor da daha sağlıyor ya her yıl. Limit Almanya'da çok değil çünkü Almanya'da taş kömürü var. Daha yerini sana. Türkiye'de limit. Çünkü işte zamanlar bulmaz. Türkiye. Bu
Kuzey Anadolu fay zonu oluştu. Konuştu mu? Konuşmadı. Değildir diyor. Oluştu, oluştu. Konuşmadı mı? Konuştu. Akarsu oluşmaya başladı mı? Konuştu. Değildir diyor. Bu da oldu. Ediyet anası çünkü Ediyet anasının oluşması, Ediyet'in oluşması daha geç bir zaman olur. Geçelim cevap B. Türkiye'de aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangilerinin platolar iklim, doğa, bitki örtüsü ve tarımsal faaliyet bakımından daha büyük benzerlik gösterir? Ege Doğu Anadolu, İç Anadolu Akdeniz, Akdeniz Marmara, İç Anadolu Güney Doğu Anadolu, Akdeniz Güney Doğu Anadolu. Cevabımız ne arkadaşlar? Bak ne diyor? Hangilerinde platolar iklim, doğa, örtüsü, tarım faaliyeti bakımından benzerlik gösterir? Bu durumda şey düşünün, Doğu Anadolu örtüsün, Karşıya'da bakan tarafında Karşıya'da bir var. Daimler tarafından herhalde karşılaştı. Ama İç Anadolu neredeyse hepsini geçiyorlar. Karşılaştı. Aynı zamanda Güney Doğu Anadolu'da da biliyoruz. Cevabını dinleyin. Geçelim. Geçelim. Yukarıdaki haritaların Maralan'ın olarak koyu renkte gösterilen alanların hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazla olur? Şimdi nüfus fazla verilmek var. Dikkat edelim. Kedi nüfus yoğunluğu fazladır diyor. Nüfus yoğunluğu nedir? Kişi başına düşen, kilometre kare düşen atom sayısı. Değil mi? Diyelim Konya'da 1 milyon atom var. Hakkari'de 1 milyon atom var. Hangisinde nüfus yoğunluğu fazladır? Hakkari'de. Çünkü adam başına düşen toprak sayısı Konya'da çok fazla artıyor. Aynı Karadeniz'de çok az artıyor. Şimdi yerlere bakalım 1. Yüzde olduğu yerlere Trabzon mu? Trabzon. Çin olduğu yer ne? Kastamonu. Değil mi? Üçün olduğu yer Çanakkale. Dördün olduğu yer Muğla. Beşin olduğu yer Antalya. Belki üniversitedir işte. İkisinin sınırıdır. Hangisinde daha fazladır? Çarpı nüfusu ne kadar? Peki yüz ölçümü büyük mü? Küçük. O küçük. İkiye bakalım. Kastamonu. Yüz ölçümü Trabzon'un neredeyse 3 katı. Ama nüfusu çok az. Nüfusu çok az. Cidden çok az nüfusu. 3. Ne diyor Çanakkale? Toplar büyük mü? Büyük. Nüfusu? Nüfusu az. Az. 4. Muğla. Muğla toprağı da şey çok büyük değil ama nüfusu az. 5'e bakalım Antalya. Yazın da oluyor çünkü. Kışın toplar. Cevabımız arkadaşlar Trabzon. Geçelim. Aşağıdaki ileri hangisinde aracılık önemli bir ekonomik etkinlik değildir. Aracılık. Şanlıurfa'da ne vardır? Bağlı üretim üstüdür mü? Urfa bağlı. Ben duymam. Hakkari'nin bağlı üretim mi? Ben duydum. Erzurum'un da var. Bizde ne var? Ceza bağlı bir adamısın. Manzer bağlı. Muğla. Muğla'nın da bağlı var. Şanlıurfa'sı da var. Köse. Zara da var. Köse daha zar.